Merhaba, kariyer kılavuzuna hoş geldiniz. Bu hafta size çok güzel bir sürprizim var. Fulbright bursunu nasıl alabilirsiniz ve bu bursla Amerika'ya nasıl gelebilirsiniz konusunu işleyeceğiz. Hadi hiç bekletmeden başlayalım. Evet, bugünkü konumuz siz 100 bin dolarlık bu Fulbright bursunu nasıl alabilirsiniz? Benim bunu size anlatmam yerine bununla ilgili bir röportaj hazırladım. Türkiye'de şu anda bulunan ve daha önce Fulbright bursuyla Amerika'ya gelip burada başarılı bir şekilde okumuş olan Vural ile röportaj yaptım. Bunu sizlerle paylaşıyor olacağım. Hadi röportaja başlayalım. Merhaba Vural, öncelikle kariyer kılavuzuna hoş geldin. Merhaba Gizem, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum bana yer verdiğin için. Onur ve mutluluk duydum. Çok sağ ol tekrar. Şimdi Instagram'dan birkaç izleyicilerime, yani Instagram'dan yayın yaparak oradan sordum ki sana sormak istedikleri sorular nelerdir diye. Bugün Fulbright bursundan bahsedeceğiz. Sen gerçekten çok başarılı bir Türk öğrencisi olarak Fulbright bursunu almış birisin. Ve bu video sayesinde diğer öğrencilere de ilham vermek amacımız. Dolayısıyla biraz bize kendinden bahseder misin? Ve şu an neler yapmaktasın, neredesin? Tabii ki kendimden bahsederek başlayayım o halde. Benim adım Vural Burç, soyadım Çakır. TED Ankara Koleji mezunuyum. Ankara Üniversitesi'nde Jeoloji Mühendisliği Fakültesinden 2016'da mezun oldum. Ardından Denizli'de bir sene boyunca bir maden ocağında madenci olarak çalıştıktan hemen sonra Fulbright yüksek lisans bursunu kazanarak Kaliforniya Eyalet Üniversitesi'ne Long Beach'e yüksek lisans yapmaya gittim. Şu anda da Türkiye'nin aslında en büyük yurt dışı eğitim firmalarından birisi olan Yero yurt dışı eğitimde çalışıyorum. Kendim gittim. Şimdi artık başkalarının gitmesine yardımcı oluyorum. Yön gösteriyorum, onlara yol gösteriyorum. Dolayısıyla bu tecrübelerimi şu anda aslına bakarsan iş hayatında paylaşıyorum insanlarla. Tıpkı bugün sohbetimizde yapacağımız gibi. Çok teşekkürler. Ben birazcık öğrencilik zamanlarına, bu arada sorulara bakıyorum gelenlere. Tabii Öğrencilik ki. zamanından bahsetmek istiyorum senin. Derslerin nasıldı ve Türkiye'deyken nerede okudun? Şimdi şöyle istersen liseden başlayalım. Derin bir muhabbet olsun. Lisedeyken ben az önce söylediğim gibi TED Ankara Koleji'nde okudum. Ortaokulu ve liseyi TED Ankara Koleji'nde okudum. Bu zamanlarda derslerim hiç iyi değildi işin açığını söylemek gerekirse. Derslerim kötüydü arkadaşlar. Ancak şöyle bir gerçek var ki İngilizcem her zaman çok iyiydi. İngilizce dersi sadece derslerim arasından çok iyiydi. Her zaman o dersten çok keyif aldım. O dersin gelmesini iple çektim. Ve şunu da hatırlıyorum ki sınıfımızın yani son sınıfın lise sonu son İngilizce sınavında kendi İngilizce yazım sınavımı tamamlayıp kopya vermek suretiyle diğer arkadaşımın kağıdını alıp onu da yazıp tamamlamıştım. Bu şekilde bir İngilizce sevdam vardı arkadaşlar. Böyle illegal yerlere giden bir İngilizce sevdam vardı. O hep süre geldi. Tabii ki bunda İngilizce öğretmenlerimin, TED Ankara Koleji'ndeki İngilizce öğretmenlerimin çok büyük faydası var. Çünkü bu konuda çok şanslı olduğunu düşünüyorum ben. Hep en iyi öğretmenler geldi bana. Her zaman onlarla bir anne baba gibi olduk. Kimi zaman abla kardeş gibi bir iletişim kurduk. Dolayısıyla her zaman bana çok dersi sevdirdiler. Ama bundan da önceye dayanan bir geçmişi var benim İngilizcemin. O da babamın bana doğumumdan yaklaşık olarak 4-5 yaşıma kadar devamlı olarak çizgi filmleri BBC Prime'dan izletmesiydi. Yani ben çizgi filmleri çok uzun bir süre boyunca çocukluğumda İngilizce olarak izledim. Dolayısıyla o kulak dolgunluğu çok genç yaşta oluştu bende ve bir daha da hiçbir zaman gitmedi zaten. Muhtemelen benim bu İngilizce ilgim hep oradan kaynaklanıyor. Peki İngilizceyi şimdi hem öğretmenlerin öğrenirken hem de ailen sayesinde kendin ekstra neler yaptın? Yani okuduğun kitaplar, izlediğin şeyler, günlük hayatında İngilizceyi hep var mıydı öğrenmek istediğin? Biraz bize bahsedebilir misin? Özellikle şu an kolejde okumaya ya da özel okullarda okumaya ya da ailesine yardımcı olamayan insanlar neler yapabilir? Evet, yani işin gerçeği şu tabii ki, yani ben dediğim gibi TED Ankara Koleji'nde olduğum için ki TED Ankara Koleji bizim zamanımızda da şu anda tahmin ettiğim kadarıyla Türkiye'de İngilizce dil eğitimini en iyi veren okullardan bir tanesi. Bu konuda tabii ki çok şanslıydım. Ama bunun dışında şöyle söyleyeyim size, bu şanssızlık faktörünü ben kırmak istiyorum aslında. Çünkü benim babam da kendisi şu anda Ankara Üniversitesi'nde profesör veteriner Ahmet Çakır. O da çocukluğunda Mustafa Kemal Paşa, Bursa Mustafa Kemal Paşa'nın Üçbeyli köyünde büyümüş bir öğrenci aslına bakarsanız ve şu anda bana yakın İngilizce konuşuyor. Bunu hiçbir şekilde bir kursa gitmeden, özel bir ders almadan tamamen kendisi çabalayarak yapmış durumda.
Yani dolayısıyla İngilizceyi öğrenmek istedikten sonra ya da hatta hayatta herhangi bir şey yapmak istedikten sonra, başarmak istedikten sonra gerçekten çabalamak ve ciddiye almak yeterli oluyor. Nasıl şeyler yapılabilir İngilizce'nin özü olarak? Mesela boş zamanlarınızda arkadaşlar sözlük okumak bile size fayda sağlar. Müzik dinlemek, kulak dolgunluğu oluşturur. Dizileri, filmleri yabancı şekilde altyazıyla veya kimi zaman daha da kendinize güveniyorsanız eğer altyazısız izlemek. Bunlar çok faydalı olur. Ama en faydalısı şu olur diye tahmin ediyorum. Yabancı arkadaşlar edinip onlarla bol bol sohbet etmek en faydalısı olacaktır diye düşünüyorum. Yabancı arkadaşlar derken yani sen okulunda mı bulmuştun onları yoksa herhangi bizimle bir ipucu paylaşabilir misin İngilizcelerin geliştirmeleri için? Tabii ki. Yabancı arkadaşlar kısmı aslına bakarsanız benim için lisede söz konusu değildi. Lisedeyken yabancı bir arkadaşım ancak yaz tatillerinde tanıştığım arkadaşlarım olursa onlarla konuşuyorduk ama bu muhabbet tabii ki çok kısa süreli oluyordu. Yani yaz biterken o da bitiyordu. Yaz aşkı gibi adeta. Dolayısıyla lise için bir şey söylemeyeceğim kendi adıma. Ama üniversitede birazdan ona değineceğiz muhtemelen zaten. Soracağını tahmin ediyorum. Üniversitede mümkün olduğunca sosyal topluluklara, böyle kar amacı gütmeyen öğrenci organizasyonlarına katılarak, özellikle uluslararası alanda işler yapan organizasyonlarına katılarak hem sosyal ilişkilerinizi geliştireceksiniz hem de bir yandan da yabancı işte gelen stajyerler oluyor, sizden oraya gidiyor, siz oraya gidebiliyorsunuz iş için. Bunlarla tanışarak arkadaşlıklar kurabilirsiniz. Yani arkadaş edinmek istedikten sonra çok zor bir şey değil. Yeter ki girişken olun. Gidip elini sıkın, merhaba deyin. Ardından arkadaş olursunuz. Zaten konuşmak da çok zor bir şey değil. Yavaş yavaş pratik yapa yapa kendinize bir miktar fayda sağlarsınız. Ural, diğer bir soruyu sormak istiyorum. Şimdi üniversiteden bahsettin. Üniversitedeki sosyal aktivitelerden bahsettin. Sen üniversitedeyken neler yaptın sosyal aktivitelerde? Çünkü Amerika'daki üniversiteler bunlara çok dikkat ediyorlar. Biraz kendi deneyimlerinden de bahseder misin? Tabii ki. Şimdi sosyal aktivitelerden aslına bakarsanız benim üniversitedeki tek sosyal aktivitem ISEC isminde bir öğrenci organizasyonunun üyesi olup ardından onun bütün toplantılarına, çalışmalarına, workshoplarına, standlarına katılmak, orada arkadaş edinmek, onlarla beraber zaman geçirmek, dışarıya çıkıp bir içki içeceğimiz zaman da onlarla beraber dışarı çıkmak, yemek yiyeceğimiz zaman da onlarla beraber dışarı çıkmaktı. En büyük sosyal aktivitem buydu. Hatta belki de tek sosyal aktivitem buydu ve hiç pişman değilim. Çünkü o zamanlar, o yaş için gerçekten olabilecek bütün tecrübeleri size yaşatan şey aslına bakarsanız bu oluyor. Yani o yaşlarda dersleriniz bir yandan giderken bir yandan da sosyal hayatınızı düzene koymak adına olabilecek en güzel şey bir öğrenci organizasyona üye olmak. Üniversitedeyken bahsettik. Lisedeyken yapmış olduğun sosyal aktiviteler var mı? Mesela şu an seni lisede izleyen öğrencilere neler önerebilirsin? Evet, şimdi liseyi düşünüyorum. Yani lise hayatım benim gerçekten ilginç bir konu, ilginç bir hikaye. Lisedeyken benim sosyal aktivitem arkadaşlarla beraber toplanıp sinemaya gitmek ve Burger King'de hamburger yemek işin açığı. Yani gerçekten tek sosyal aktivitem buydu. Ama şunu söyleyeyim Gizem, yani kendimi bildiğim bileli futbolu çok seven bir çocuk olmuşumdur. Hala da çocuğumdur yani. Futbolu seven bir çocuğumdur hala. Ve hiçbir zaman hani buna karşı koyamadım. Maalesef bu da kader diyelim artık. Futbola hiçbir zaman yeteneğim olmadı ve yeteneğim olmadığı için de lisedeyken ben hep çok sevdiğim için arkadaşlarımdan beni takıma almalarını isterdim. Yani lise son sınıfta özellikle işte bu futbol turnuvasının yapıldığı zaman sınıflar arasında beni takıma almalarını çok istedim. Bir sürü maç oldu. Beni sadece iki maçta aldılar. Ona da yalvar yakar bir şekilde ben hani girebildim takıma. O iki maçta da yani o kadar şanssızlık ki yani bu artık şanssızlık faktörü de var bunun içinde. Kendi kaleme gol attım. İkisinde de birer birer ayrı ayrı kendi kaleme gol attım. Ve bir daha takımın ancak rüyamda görebildim yani futbol takımını. Dolayısıyla çok sevdiğim bir aktiviteydi ama başarılı olamadım o yaşlarda. Ancak bu da farklı bir hikayeye bağlanıyor sonuç itibariyle. Arkadaşlarım beni futbol takımı almadıkları için lisede, okulda. Ben de her akşam servisten inip evime giderken apartmanımızın önünde bulunan benden 3-4 yaş belki en az 3-4 yaş büyük çocuklarla futbol oynardım. Çünkü bir şekilde o isteğimi doyurmak isterdim. Onlarla oynardım. Bu sefer sizdeki arkadaşlarım dalga geçerlerdi. Kendinden 4-5 yaş küçük çocuklarla futbol oynuyorsun diye. Ben kendinden küçük 4-5 yaş küçük çocuklarla futbol oynaya çok daha farklı bir noktaya getirdim futbol anlayışımı, futbol oyunumu. Ve gerçekten bu benim için belki hayatımda bir şeyi gerçekten istediğin zaman, onun uğrunda mücadele ettiğin zaman kazanabileceğini kanıtlayan ilk dersti bu. Ve o zamanlar tabii ki bunun böyle bir ders olduğunu farkında değildim. Şimdi bakınca, dönüp bakınca anlıyorum. Yani beni gerçekten
daha sonra gördüğünde o takımı almayan arkadaşlarım gelip yanıma dediler ki hani sen ne yaptın kendine? Nasıl bu noktaya geldin? Demişlerdi ve benim için o hikayenin sonu, mutlu sonu bu olmuştu. Çok mutlu etmişti beni. Dolayısıyla lise için söyleyebileceğim tek sosyal aktivitem futbol oynamak, sinema gitmek ve Burger King'de yemek yemekti. Şimdi birazcık ileri saralım. Fulbright bursuna olan çok başarılı bir öğrencisin. Şimdi futbol oynadığını söyledin, Burger King'e gittiğini, biraz zaman böyle o şekilde zaman geçirdiğinden bahsettin. Aynı zamanda şimdi hemen biraz ileri sardığımda Fulbright bursunu nasıl aldın? Yani lise hayatın, üniversite hayatın böyle olduktan sonra nasıl hazırlandın? Ve senin gibi başarılı olmak isteyen ve Fulbright bursuyla Amerika'ya gelmek isteyenlere neler önerirsin? Şimdi şöyle başlayalım istersen Gizem. Yani üniversitenin başında olan arkadaşlara özellikle burada kulaklarını açıp dikkatle dinlemelerini tavsiye ediyorum. Çünkü üniversitenin başında olmak, üniversite yeni başlamış ya da başlayacak olmak şu anlama geliyor. Önünüzde bomboş, kocaman, beyaz bir sayfa var arkadaşlar. Üzerinde bir çizik bile yok. Hiç kirlenmemiş. Dolayısıyla sizin şu anda Fulbright bursunu kazanma şansınız aslında teknik olarak %100. Siz yaptığınız iyi hareketlerle bunu %100'e tutarsınız. Yapmadığınız iyi hareketlerle diyelim, bunu yavaş 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 kırarsınız. %40'lara, %30'lara, %10'lara indirebilirsiniz. Dolayısıyla önünde bomboş sayfa olan arkadaşlar gerçekten dikkat dinlerlerse onların da hayallerine kavuşabileceği bir hayat öngörebilirim onlar için açıkçası. Şöyle söyleyeyim, Fulbright bursu için çok fazla hazırlık yapılmaz aslında herkesin bildiğinin aksine. Eğer üniversite hayatınızın 3-4 senesini dolu dolu yaşadıysanız, bol bol sosyal hayatınıza, derslerinize, dil bilginize önem vererek, dikkat ederek geçirdiyseniz eğer, sizin aslına bakarsanız Fulbright bursuna özel bir hazırlık yapmanıza bile gerek yok neredeyse. Peki benim bu doluluktan kastım nedir? Aslına bakarsan birazcık konuşmuş olduk bu konuları seninle önceden ama sosyal üniversite hayatı. Arkadaşlar sosyal bir üniversite hayatı kesinlikle olmazsa olmaz. Bu sadece Fulbright bursu için değil, aslına bakarsanız hayatın her alanında size akademik ya da iş hayatında başarı getirecek olan şey iyi bir sosyal hayata sahip olmanız. Çünkü bu size sosyal becerileri katıyor. İkna yöntemi olsun, dil psikolojisi olsun. Bunlar konusunda, bu konularda sizi geliştiriyor. Ne yapıyorsunuz? Eğer bir şeyi, yani mesela şunu ele alalım. Akademik ortalaması, GPA'yı ya da işte yani akademik ortalaması 4 üzerinden 3.9 olan bir arkadaşı alalım. Ya her şey gerçekten bu demek değil. Çünkü siz çok fazla şeyi biliyor olabilirsiniz ama bildiklerinizi karşınızdakine doğru bir şekilde ona sevdirerek aktaramazsanız eğer bildiklerinizin bir önemi kalmıyor. Bilgi paylaşıldıkça çünkü güzel oluyor. Dolayısıyla iletişim becerinizi de geliştirmeniz lazım kesinlikle. Sosyal hayat bu açıdan önemli. Mümkünse benim için bu ISEC Ankara olmuştu. Siz de mutlaka yakınlarınızda, elinizin altında bir öğrenci organizasyonu bulun ve oraya üye olun. Sık sık onların etkinliklerine gidin. Orada arkadaşlıklar edinin. Bu benim gerçekten de karşı tarafla iletişim kurmayı çözdüğüm yer olmuştu benim için ISEC Ankara. Yani bir erkekle veya bir kadınla nasıl konuşulacağını öğrendiğim ilk yer olmuştu burası. Dolayısıyla benim için ISEC Ankara'nın önemi çok farklıdır. Yeri çok farklıdır. Hiçbir şekilde değişmem onun hiçbir şeye. Bunun dışında yurt dışı tecrübeleri arkadaşlar gerçekten hiç olmazsa olmaz. Biliyorsunuz Erasmus programı şu anda en meşhuru. Erasmus programında size yurt dışına gitmeniz için basit olarak para ödüyorlar. Bu kadar basit. Yani size Erasmus'a gidin, yurt dışında gezin, tozun diye para ödüyorlar. Dolayısıyla Erasmus gibi fırsatları kesinlikle ve kesinlikle kaçırmayın. Bol bol yurt dışına gidin. Çünkü bunun Fulbright jürisinin gözünde şöyle bir önemi var. Yani bu arkadaş daha önce yurt dışına gitmiş mi? Orada ayakta kalabilmiş mi? Hayata tutunabilmiş mi? Yoksa işte hani ağlayıp geri mi dönmüş? Sızlanıp geri mi dönmüş? Yapamamış mı? Gittiği zaman Türkiye'yi nasıl temsil etmiş? Bizim ülkemizi, vatandaşımızı nasıl temsil etmiş? Nasıl bir imaj bırakmış orada? Bunlara bakıyorlar. Dolayısıyla sizin Erasmus gibi yurt dışı tecrübelerinden dem vurmanız Fulbright mülakatında çok avantajlı olacak sizin için. Bunu da unutmamak gerekiyor. Bunun dışında İngilizceyi konuştuk. Aslına bakarsanız benim burada anlattığım hiçbir şeyin önemi kalmaz İngilizce olmazsa. Dolayısıyla İngilizceye mutlaka ve mutlaka çok büyük ağırlık vermenizi tavsiye ediyorum. İmkansızlık diye bir şey ben gerçekten kabul etmiyorum. Elinizden geldiği kadar arkadaşlar mükemmel bir İngilizce konuşmak zorunda değilsiniz. Elinizden geldiği kadar sözlük okumak olabilir. Film, dizi izlemek, müzik dinlemek, arkadaşlar edinip sohbet etmek. Bunların hepsi avantajlı şeyler yine. Tabii ki bir yandan da derslere az önce birazcık pabucun dama atmış gibi oldum. Ama dersler de kötü olmamalı. Bunun birinci sebebi zaten Fulbright'ın
4 üzerinden 3 gibi bir ortalama sınırı var. Bu arada küçük bir dipnot vereyim Gizem. Ben de Fulbright bursunu 4 üzerinden 3.00 GPA ile kazandım. Dolayısıyla mümkün yani, sıkıntı yok. Ortalamanızın 3 ve üzeri olması gerekiyor. Ama bunun esas, yani dersinizde başarılı olmanızı gerektiren esas sebep şu. Amerika'ya gittiğiniz zaman böyle büyük bir bursla, eğer dersinize, eğer konunuza, eğer sizin ana dalınıza, ana biliminize hakim değilseniz yeterince çok büyük sıkıntı çekersiniz. Bunun sebebi de şu. Oradaki öğrencilerin hepsi bölümlerini isteyerek seçiyorlar. Türkiye'deki eğitim sisteminin aksine bölümlerini isteyerek, merak ederek ve aşık olarak seçiyorlar. Dolayısıyla çok daha kısa sürede çok daha fazla bilgi öğreniyorlar sizden. Dolayısıyla oraya gittiğiniz zaman eğer afallıyorsanız kendinizi kötü hissedersiniz, özgüveniniz kırılır. Ben bunların hepsini kendi tecrübelerimden yola çıkarak söylüyorum. Benim gerçekten çok çaba sarf etmem gerekti. Onların seviyesine ulaşmak için, onları geçmek için bile değil yani. Dolayısıyla derslerinizi de bir şekilde unutmayın. Kısa bir iki şey daha kaldı aklımda. Şöyle ki, bir hobiniz olmalı arkadaşlar hayatta. Bu benim maalesef geç fark ettiğim bir durum. Ama şu anda üzerinde çalışıyorum. 27 yaşındayım. Çok fazla geç kalmış sayılmam diye umut ediyorum. Dolayısıyla bir hobiniz olmalı. Bunun sebebi de şu. Hiç kimseye muhtaç olmadan, hiç kimsenin yolunu gözlemeden arkadaşlar, kendinizi mutlu edebiliyor olmanız lazım. Bir konuda uzmanlaşmış, profesyonelleşmiş olmanız lazım. Ki hani bir şeylerden kimse olmasa bile yanınızda, çünkü Amerika'ya gittiğiniz zaman böyle bir şeyle karşılaşma ihtimaliniz yüksek. Çünkü kültürlerimiz farklı. Orada insanların bireysel olduğu her zaman söylenir. Bu gerçek. Dolayısıyla gittiğinizde yurt dışına, herhangi bir yere, mutlaka sizi kendi kendinizeyken mutlu eden bir uğraşınız olmalı arkadaşlar. Bu yüzden kendi üzerinize titreyin. Başkalarının üzerine titremeyin. Başkalarını eğitmeye çalışmayın. Kendinizi eğitin, kendinizi geliştirin. En güzeli bu olur kendi adınıza. Son olarak en önemlisini sona sakladım. Son olarak arkadaşlar, çok basit geliyor kulağa ama büyük hayaller kurmaktan bence çekinmeyin. Çünkü bakıyorum birçok konuda benle aynı gördüğüm arkadaşım var çevremde. Benle yarışacak, benden daha iyi olacak. Benimle rekabete girecek. Mutlaka var çok sayıda. Ama ben gerçekten şaşırıyorum. Büyük hayaller kurmaktan korkan o kadar çok arkadaşım var ki sanki bazen beni onlardan ayıran şey büyük hayaller kurabilme cesareti ya da bu istek diye düşünüyorum. Dolayısıyla büyük hayaller kurmaktan çekinmeyin. Çok basit bir şey. Sadece oturup düşüneceksiniz. Sadece çok büyük hayaller kuracaksınız. Ben bunu yapacağım, yapmalıyım diyeceksiniz. Ve ardından tabii ki hayal kurmakla kalmayacaksınız. Bunu gerçekleştirmek için bir güzel çaba sarf edeceksiniz. Çok mu şey istedim Gizem? Ha, bence değil. Ben kanalda sürekli bundan bahsediyorum. Şu an senden izleyicilerimin duyması bence mükemmel. Ben aslında şuna biraz değinmek istiyorum. Tecrübelerinden, yani Amerika'ya geldin, bu bursu aldın. Biraz ondan bahseder misin? Çünkü kültür farkından bahsettin. Neler yaşadın, neler önerirsin, neler beklemeli öğrenciler? Çünkü herkese bir Amerikan hayali var. Doğru. Ama gerçeklikle işte hayaller arasındaki bir fark var mı? Biraz böyle deneyimlerden bize bahsedebilir misin? Tabii ki. Şimdi şöyle, Amerika'ya ilk gittiğim zamanı hatırlıyorum. Deniz'de ben bir sene boyunca, 13 ay boyunca maden jeoloğu olarak çalıştığımı söylemiştim. Yani maden, kapalı bir maden ocağında çalışıyordum. Dolayısıyla benim orada diş sıkmamı, bu zor şartlara sabretmemi gerektiren tek şey bunun bir sene sonrasında Kaliforniya'da bir plajda güneşleniyor olacağımı düşünmekti. Yani ben bunun hayaliyle sürekli yanıp tutuştum ve oraya o şekilde sabrettim işin açığı. Dolayısıyla Amerika'ya gittiğimde de kafamda şöyle bir planlar vardı Gizem. Öncelikle giderim 5-6 bin dolara üstü açık bir BMW alırım. Ardından çok ucuz fiyatlara bir iPhone sahibi olurum. Ardından işte gece hayatında partilerde takılırım. Birazcık da güneşlenirim herhalde falan diye düşünüyordum. Tabii ki Fulbright bursuyla Amerika'ya gittiğiniz zaman arkadaşlar, yüksek lisansa, bunların hiçbirisi bu kadar sandığınız kadar kolay olmuyor. Gittiğiniz zaman ilk karşıma çıkan şey, gittiğimde ilk karşıma çıkan şey, benim profesörüm, çok sevdiğim, babam gibi sevdiğim Profesör Doktor Greg Hulk. İlk tanıştık, işte el sıkıştık, sağ olsun beni Meksika restoranına götürdü, bir yemek ısmarladı. Yemeğimizi yedik, benim için her şey hava hoş. İlk günümüz bu şekilde bitti, tanışma falan filan. Ertesi gün okula gittik ve okulda Dr. Hulk işte bana odayı vesaire, çalışma alanlarını gösterdikten sonra odaya girdi elinde 4-5 tane böyle şu kalınlıkta kitapla. Ondan sonra dedi, bunları haftaya bitirirsin değil mi dedi. Sonra ben de güldüm. Yani espri yaptım düşündüm, hani komik bir adam demek ki espri yapıyor diye düşündüm. Ama espri yapmıyormuş Dr. Hulk.
Dolayısıyla ben o kitapların hepsini bitirmek durumunda olduğumu anladım bir hafta içerisinde. Bu arada laf aramızda kalsın. Yani ben o kitapları hala bitirmedim. Yani bazılarını okumadığım bölümler var. Dolayısıyla gerçekten sandığımız kadar kolay olmuyor Amerika'daki hayat. O hayat yani bahsedilen Amerikan California Dream, Amerika rüyası. Dolayısıyla yani eğitim açısından gerçekten sıkı çalışmanız gereken, kütüphanede bolca zaman geçireceğiniz ama kütüphaneden çıktıktan sonra da çok güzel tecrübeler yaşayabileceğiniz, yani biliyorsunuz Amerika'daki işte roller coaster parklarından tutun da doğal parklar, müzeler vesaire, işte plajları, dünyanın en meşhur plajları özellikle Kaliforniya'da, bunların sayısı bitmiyor, sonu gelmiyor gerçekten. Dolayısıyla ikisini eşit bir şekilde ayarlayarak derslerinizi olması gereken zamanda hallederek geriye kalan zamanda kesinlikle bu eğlencelerden nasibinize düşeni, payınıza düşeni alarak yaşamanız gerekiyor. Dolayısıyla durum bu şekildeydi Amerika'da. Şimdi biraz da Fulbright sonrasını sormak istiyorum. Fulbright sonrası nasıldı? Yani ülkeye, Türkiye'ye geri dönmen gerekiyor muydu? Bu burs senden bakıyor mu? Bu bursu geri ödemek zorunda mısın? Biraz ondan bahsedebilir misin bize? Tabii ki. Şimdi Fulbright bursunu aslına bakarsanız en güzel yanlarından bir tanesi, Fulbright bursunu geri ödemek zorunda değilsiniz. Yani size yaklaşık olarak 2 sene için 100 bin dolar civarında bir para tahsis ediliyor. Ve siz bu 100 bin doların bir kuruşunu da geri ödemiyorsunuz. Gerçekten ödemiyorsunuz. Tek bir koşulu var. Geldikten sonra 2 sene, yani eğitiminiz bittikten sonra, mesela ben yüksek lisansa gittim. Yüksek lisansın sonunda dönmeyi tercih ettim. Ama isteseydim doktoraya devam edebilirdim. Sonra postdoc gelebilirdi. Ardından 1 senelik de çalışma iznim olacaktı orada. Ama ben bunları tercih etmedim. Ettiğiniz zaman bu şekilde kalabiliyorsunuz. Ancak kalsanız bile eninde sonunda vize kuralları gereğince Türkiye'ye dönmek zorundasınız. Ve Türkiye'ye döndükten sonra eğer dönüp tekrar Amerika'da bir hayat kurmak istiyorsanız 2 sene Türkiye'de ikamet etmeniz gerekiyor toplamda. 2 sene. Sürekli olarak Türkiye'de ikamet etmeniz gerekiyor. Bunun sebebi de şu, çok mantıklı bir açıklaması var aslında. Kültürel değişim. Zaten programın ismi de bu. Kültürel değişim programı. Gittiniz, orada çok güzel bilgiler aldınız. Her türlü becerinizi geliştirdiniz. Gerekse sosyal becerilerinizi, gerekse akademik anlamda profesyonel becerilerinizi geliştirdiniz. Ve Türkiye'ye döndünüz. Bundan sizin halkınız faydalanmalı. Çünkü bu programın, James William Fulbright'ın kurmuş olduğu bu programın amacı bu. Yani dünyanın her yerine yayılarak bilgileri, kaliteli bilgileri, öğrenilmiş bilgileri yaymak. Ve bu şekilde insanlığı yükseltmek. Ama tek yükümlülüğünüz bu diyebilirim size. Başka bir yükümlülüğünüz yok. Teşekkürler. Şimdi son bir sorum daha var. Seni izleyen ailelere ve şu andaki lisedeki öğrencilere bir şey önermek istesem, hani bu bursu isteyen, bu şekilde Amerika'ya gelmek isteyen, onlara ne önerirsin? Şöyle söyleyeyim, aslında bakarsanız siz de, izleyicilerimiz de fark etmişsinizdir. Bu birazcık evlat yetiştirmekle alakalı. Bir çocuğun geleceğini inşa etmek, gerçekten de benim babamın yapmış olduğu gibi ufak dokunuşlarla çok daha farklı bir hal alabiliyor. Eminim ki ben, babam bana 4-5 yaşıma kadar İngilizce öğretmeseydi, bugün sahip olduğum, eğer başarı diye adlandırılabilirse bunlar, bugün sahip olduğum başarıların, mutlulukların hiçbirisine sahip olabileceğimi sanmıyorum. Çünkü hayatım boyunca karşıma ne kadar çok fırsat çıktıysa İngilizceden dolayı çıktı. Yani İngilizce bildiğim için çıktı. Öncelikle İngilizceyi gerçekten, yani bir yabancı, en az bir yabancı dili gerçekten çocuklarına öğretmek için ellerinden geleni yapsınlar. Bu ödevlerini yaptırmak da olabilir. Çizgi filmleri İngilizce izletmek de olabilir. Akıllarına ne geliyorsa. Bir de şöyle bir şey daha var. Yine babama burada değinmiş olacağım ama beni 14-15 yaşımdayken bütün arkadaşlarım, Tedan Karakoloji'ndeki bütün arkadaşlarım yaz tatilinde, işte 5 yıldızlı otellerde tatile giderken aileyle birlikte, benim babam benden 15-16-17 yaşlarımda sürekli olarak yaz tatillerinde çalışmamı ve para kazanmamı istemişti. Açıkçası bu bana çok koymuştu o zaman. Çünkü bütün arkadaşlarım benimle aynı seviyede olan, benim akranlarımın hepsi aileyle beraber dört dörtlük tatiller yapıyorlar, keyif yapıyorlar, yani eğlencelerine eğlence katıyorlar. Ama ben evde olmak zorundayım, Ankara'da olmak zorundayım ve aynı zamanda çalışıp para kazanmak zorundayım. Yani böyle olunca insan hani neden böyle bir şeyle ben zorunlu tutuluyorum? Çünkü arkadaşlarımın böyle bir sıkıntısı yok diye düşünüyor. Bugünlerde anlıyorum gerçekten bunun önemini. Yani beni o zamandan çalışmaya iterek neyi amaçladığını bugünlerde çok iyi anlıyorum. O gerçekten tek kelimeyle iş ahlakını bilen, yılmaz, mücadeleci, her türlü zorluğa göğüs gerebilen bir evlat yetiştirmek için çabalıyordu. Bunu unutmamak gerek. Bazen aileler, anneler, babalar sevgilerinden dolayı bunu kaçırabiliyorlar. Aslında çocuklarına iyilik yaptığını düşünebiliyorlar.
onları zorlama konusunda, zora alıştırma konusunda. İngilizce film izlemek istemiyorum, Türkçe izlemek istiyorum çünkü anlamıyorum diyor çocuk. Anne de diyor ki hani onu kırmayayım ben, üzülmesin. Aslına bakarsanız siz bugün üzmüyorsunuz ama 20 sene sonra çok büyük bir üzüntü vermiş olacaksınız ona diye düşünebiliriz aslına bakarsanız. Dolayısıyla bu konularda biraz daha akil davranmak, biraz daha bilge davranmak, biraz daha sabırlı davranmak daha faydalı olacaktır. Genç arkadaşlara da sen sordun diye hatırlıyorum. Ufak bir tavsiyeyle ben sözlerimi noktalamak istiyorum. Benim için iki tane kavram var. Son zamanlarda geliştirmiş olduğum kavramlar bunlar. Birincisi Bukalemun. İkincisi de hacı yatmaz. İki tane, birisi bir hayvan, bir tanesi de bir obje. Bukalemun'u şöyle anlatayım size. Bukalemun üzerine temas ettiği her türlü objenin rengini alır diyebiliriz değil mi? Bu şekilde ünlenmiş bir hayvandır. Gittiğiniz her yerde tutunabilmek, ayakta kalabilmek ve oraya oranın koşullarına ne kadar zor olursa olsun, ne kadar farklı olursa olsun odaklanabilmek ve adapte olabilmek. Arkadaşlara tavsiyem bir Bukalemun gibi olsunlar. Gittikleri yerlerde şikayet etmek, sızlanmak, üzülmek yerine ellerinde ne imkanlar var, neler yaratılabilir, ellerindekilerle neler değerlendirilebilir, bunları düşünsünler, buna odaklansınlar. Bunun dışında Hacı Yatmaz'dan bahsettik. Hacı Yatmaz'ı da şöyle söyleyeyim size. Arkadaşlar ne yaparsanız yapın, sırtını yere getirseniz bile orada tutamıyorsunuz. Yani onu düşürebiliyorsunuz, bastırabiliyorsunuz, üstünde tutabiliyorsunuz elinizi ve o şekilde kalmış oluyor. Ama onu orada tutamıyorsunuz. Siz elinizi kaldırdığınız anda tekrar kalkıyor yerinden ve dimdik ayakta duruyor. Böyle olmanız gerekiyor arkadaşlar. Ne kadar zorluk çıkarsa çıksın karşınıza, ne kadar çok mücadele verirseniz verin, yılmamanız gerekiyor. Bir hacı yatmaz gibi sürekli olarak üzerinizdeki baskı kalktığı anda dikilebilecek kadar güçlü olmalısınız. Emin olun, hayattaki her şeyi çürütebilirsiniz, her fikri çürütebilirsiniz, her şey kaybedebilir, her şey yenilebilir benim gözümde. Ama tek bir şey yenilmiyor arkadaşlar. Mücadeleci olmak. Nasıl oluyor bu iş? Şöyle söyleyeyim size. Bir başarısızlık başınıza geliyor. Başarısız oluyorsunuz bir konuda. Bir alt seviyeye düşmüş oluyorsunuz. Ama mücadele etmeye devam ediyorsunuz. Yani sürekli olarak bir mücadele içindesiniz. Bir takımın içinde olduğunuzu düşünün. Bir takımın içinde olduğunuzu düşünün. Ve bu takım büyük bir farkla kaybediyor maçı. Ve takımda kimse umursamıyor. Herkes derbeder halde. Umurlarında değil kaybetmek. Ama bir tek siz deli gibi çabalıyorsunuz, deli gibi koşuyorsunuz ve kaybetmeyi, yenilgiyi kendinize yakıştıramıyorsunuz. Bu oyunun sonunda sizin takımınız kaybetse bile arkadaşlar, siz hala taraftarın gözünde kahramansınız. Siz hala onların gözünde onları ciddiye alan tek kişisiniz. Dolayısıyla mücadeleci olmak her sorunu, her sıkıntıyı çözüyor. Bazı sıkıntılar var, bunları çözemiyoruz. Bazı sıkıntıların çözümü olmuyor ama mücadeleci olduğunuz zaman bütün sorunların üstesinden gelebiliyorsunuz. Neden? Çünkü başınıza kötü bir şey gelse bile mücadele edeceksiniz ve tekrardan üste çıkacaksınız. Anlatabiliyor muyum? Bu bir sonsuz döngü gibi. Mücadeleci olan birisinin yenilme ihtimali yok kadar az. Dolayısıyla benim tavsiyelerim yenilgiyi reddetmemek, mücadeleci olmak, Bukalemun gibi olmak ve Hacı Yatmaz gibi olmak arkadaşlar. Son bir tane daha soru sormak istiyorum. Buna adımı gördüm. Neden Amerika, neden Asya ve Avrupa değil? Evet, neden Amerika? Şöyle söyleyeyim, bu Amerikan rüyası zaten özellikle benim gençlik yıllarımın, çocukluk yıllarımın hatta, çocukluk yıllarımın daha demek daha doğru olur. Herkeste olduğu gibi benim zamanımda bu çok meşhur bir şeydi. Yani Amerika'ya gitmek için insanlar yanıp tutuşuyordu. Bugün muhtemelen hala bu böyle. Kesinlikle diğer ülkelerden daha iyi bir yer olduğu için falan değil arkadaşlar. Avustralya'da da, Asya ülkelerinde de, Avrupa ülkelerinde çok güzel eğitim alabilirsiniz. Kanada'da da. Bu konularda hiç şüpheniz olmasın. Amerika'ya gitmeyi istememin sebebi, bir rüyaydı benim için o. Oraya her zaman gitmek istemiştim. Çocukluk hayalimdi. Ve bunu başarmış oldum. Amerika'nın sebebi buydu. Dolayısıyla yani çok fazla üzerine düşünecek bir şey yok. Amerika, Amerikan rüyası. Gidip görmüş olduk. Çok güzel bir yer olduğunu görmüş olduk kendi gözlerimizde. Bundan ibaretti olay yani. Teşekkürler Vural. Benim sorduğum sorular dışında, öğrencilerin sana sormuş olduğu sorular dışında başka bize söylemek istediğin bir şey var mı? Bizim atladığımız ya da sormadığımız sana. Kesin seni söylemek istediğin. Ya çok dolu dolu bir muhabbet oldu. Benim de çok hoşuma gitti gerçekten. İçimdekileri dökmüş gibi hissettim arkadaşlara. Diliyorum gerçekten birilerinin hayatını değiştirebilecek tavsiyeler veriyorumdur. Bütün bu saydıklarım benim için. Tabii ki bunu test etme şansımız yok. Belki de bu faktörler değil başka faktörlerdi beni başarıya taşıyan. Ama ben öyle inanıyorum ki mücadeleci ruh,
kaybetmeyi, yenilgiyi kabullenememek ki bu çocukluğumda da böyleydi. Yani o lisede bahsettiğim turnuvalarda da kendi kaleme gol atıyor olsam bile çok üzülüyordum. Yani gerçekten mücadeleyi hiçbir zaman bırakmıyordum. Hep koşuyordum topun peşinden. Bu mücadeleci ruh ayrı bir şey. Buna sahip olanlara ben en içten şekilde inanıyorum ki başaracaklar ne istiyorlarsa hayatta. Dolayısıyla mücadeleci ruha sahip olmak gerçekten önemli bir şey. Güzel bir avantaj. Bunun dışında arkadaşlar adaletli olmayı unutmayın. Sevgi besleyin içinizde insanlara, hayvanlara karşı. Hakkı yenene, ezene destek olmaya çalışın. Onların tarafında olmaya çalışın. Hak edenin tarafında olmaya çalışın. Söyleyebileceklerim gerçekten 27 yaşıma kadar gelene kadar 27 senede toplayabildiğim tecrübeler bunlar. Umarım 40 yaşında tekrar konuşuruz. O zaman size daha fazla tavsiyem olursa, daha çok tecrübe edinmiş olursam tekrar kucak açarım, anlatırım bol bol istediğiniz şekilde. Teşekkürler Vural. Eğer başka sorular alırsak yorum bölümüne seninle tekrar röportaj yapabilir miyiz? O yorumdan gelen soruları tekrar yanıtlayabilir miyiz birlikte? Tabii ki istediğiniz zaman röportaj yapabiliriz. Beraber soru yanıtlarız. Ben de zaten YouTube videonuzda yorumlarda olacağım. Arkadaşların sorularını kendi yanıtlamaya çalışıyor olurum. Dilediğiniz şekilde tekrar röportajda yaparız. Çok teşekkürler. Vural'a bu video için çok teşekkür ederim. Röportajı kabul ettiği için gerçekten çok memnun oldum. Eğer sizin aklınıza takılan başka sorular varsa lütfen yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Vural yorumlara gelen soruları kendisi kişisel olarak cevaplamaya çalışacağından bahsetmişti. O yüzden umarım yanılmazsa ben yanıtlayacağım. Dolayısıyla lütfen yorum bölümüne sorularınızı yazmayı unutmayın. Eğer aklınıza takılan başka sorular varsa her zaman olduğu gibi yorum bölümüne yazabilirsiniz. Çünkü her hafta çektiğim videoları siz belirliyorsunuz. Çünkü yorumlardan birkaç tanesini seçip bunun üzerine sizin istediğiniz üzerine içerik üretiyorum. Son bir şey bahsetmek istiyorum. Bu çok sorulan sorulardan bir tanesi. Bu kanala hiçbir şekilde sponsor almıyorum. Dolayısıyla geçmiş olduğum konuklar olsun, röportaj yaptığım insanlar, gezdirdiğim üniversiteler bunlar tamamen benim kendi kişisel tercihlerim. Bana ulaşan firmalar, bana ulaşan markalarda hiçbir şekilde çalışmıyorum. Neden? Çünkü bu kanalı tamamen benim kontrol ettiğim bir kanal olmasını istiyorum. Yani bir videoyu izlerken arka taraftan size işte bu firma bundan bahsetmiştir, işte şunu bunu alın demek istemiyorum. Dolayısıyla elimden geldiğince size kendi objektif görüşümle içerik üretmek istiyorum. O yüzden bir sonraki videolarda da eğer aklınıza takılan sorular varsa bunu orada açıklık getirmiş olayım. Bu videonun hiçbirisi şimdi, sonrası ve ilerisi hiçbir şekilde sponsorlu olmayacak. Dolayısıyla sizde paylaştığım öneriler, seçmiş olduğum, röportaj yaptığım insanların hiçbirisi sponsorlu değil. Bunu söylediğimize göre sizden yorum bekliyorum. Ne kadar soru varsa lütfen yorum bölümüne yazın. Çünkü bir sonraki video sizin sorduğunuz sorular üzerine olabilir. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.